Şener Bey! Ay nefesinizden uyulanıyorum ya! Bir dakika kıpraşma, mühür gözlüm. Pardon, kapalı gözlüm. Ay, tamam. Nereden çıktı bu yani gözü kapalı servis yapma işi? Nereden çıktı? Şimdi sana açıklayacağım. Zümrüt teyzen diyelim ki burayı şey yaptı. Diskalifiye etti, ne derler? Tesbiye etti. İşte neyse, bir şey ettiği zaman sen haliyle işsiz kalacaksın. O zaman da ne olacak? Ben senin eline bir mektup vereceğim. Bu mektupta şöyle bir şey yazacak. Bu kızımız, hanım kızımız vereceğiniz her işi en güzel ustalıkla yerine getirir anlamında bir mektup vereceğim. Ve halkla ilişkilerden sorumlu bile olabilir kendisi diye bir ibare de ekleyeceğim. Şener Bey, yalnız anladım ama bir şeyi düzeltmem gerekiyor. Neyi? Ben halkla ilişkilerden sorumlu genel koordinatör, genel müdür, özel dolma kalemiyim bir kere. Anladım, anladım. Her neyse işte yani şimdi önemli olan o değil. Önemli olan şimdi bunun pratiğe dönüştürebilmek. Ne? Yani diyelim ki farz edelim sen şeysin, görmüyorsun ve şeysin, garsonsun. Ne edelim, ne edelim? Ya farz edelim, yani diyelim ki diyorum, varsayalım diyorum şimdi. Ben de diyelim ki Şener değilim, şurada oturan bir müşteriyim. Nerede? Nerede oturduğumu göremiyorsun tabii ki. Mesela ben diyorum ki bir müşteri olarak seni çağırıyorum mesela. Diyorum ki, Gözde Hanım bakar mısınız buraya? Ay bakamam Şener Bey, gözlerimi bağladınız. Allah kahretmesin, yani şakadan ya şakadan. Sen bana el yordamıyla yaklaş bakayım. Beni bulabilecek misin? Sesime gel, sesime, sesime. Yavaş, yavaş, sesime versene tutacağım. İşte böyle tuttu. Allah kahretmesin, Allah kahretmesin. Bir şeyin üstesinden gelemiyorsun. O yüzden bunu tekrar seninle çalışmamız gerekiyor. Ama bizi kimse... Şener Bey! Şener Bey! Şener Bey! Şener Bey. Ne var, ne var? Ulan ne var? Şurada görüyorsunuz ki önemli bir işim var. Birine garsonluk kapalı gözle nasıl yapılır onu öğretiyorum. Siz gelmişsiniz ve de paldır küldür girmişsiniz. Sanki bir şey oldu. Sanki mutfakta bir deprem oldu. Ya da yangın çıktı. Ne var bana söyleyin. Yok öyle bir şey olmadı Şener Bey. Öyle bir şey olmadı. Necati bu konuda haklı. Önemli bir şey oldu ama bir dakika ben özel bakın, söyleyeyim. Bakın önemli bir şey olmadıysa... Böyle paldır güldür, gereksiz bir yere girdiyseniz şaplağı benden hak ettiniz demektir. Ama Şener Bey, senin ben... şaplağını da ben Necati'ye atarım, sonra sen ondan bir ara ödünç alırsın. Şener Bey, bakın öyle bir şey değil. Bakın gel, gelin bakalım. Gel. Bir dakika, gözlerim siz bir yere kıpraşmayın. Ben şu şabalakların işini halledeyim, kaldığımız yerden devam edeceğim. Gözde Hanım, bir dakika. Bir dakika. İnanmıyorum arkadaşlar var ya, bu daha yani fikir kimden çıktı? Senden. Evet Şener Bey. Ben yani fare olalı bir kedi yakaladın. Evet komutan kedi oldu. Ama planın geliştirilmesinde de benim biraz katkım oldu. Ne de olsa babam, babam değil dedem İkinci Dünya Harbi'nde Miralaydı. İnanmıyorum. Evet. Şener Bey, efendim. Ben çok sıkıldım artık gitmek istiyorum ya. Bir dakika, bir dakika gözlerim. Şimdi sizinle ilgileneceğim. Arkadaşlarla bir operasyon düzenliyoruz. Arkadaşlar. Evet. Herkes Olay Mahallesi'ndeki yerini alsın, operasyon başlayacak, saatler ayarlansın. Evet. Ayarlayın saatlerinizi. Evet, TRT'ye göre ayarlayalım. Evet, evet. Hemen ayarlansın, ben şimdi geliyorum. Evet, nerede kalmıştık? Ne? Şimdi ben size sizin biraz önceki o yaptığınız olayın tam tersini yapıyorum. Ve bir kung fu'nun gözleri kapalı servisi nasıl yapar, onunla ilgili size bir örnek vereceğim. Everybody was kung fu fighting. Everybody was kung fu fighting. Karşı tarafa bir yere geçin. Nasıl olsa sizi görmüyorum ya. Bakalım bulabilecek miyim Gözde Hanım? Evet Şener Bey, ben buradayım. Bulun da göreyim. Allah bu oyunu güzel uydurdum ben. Evet, şimdi ben sizin sesinizden bakalım bulabilecek miyim? Görmüyorum ya hani. Hani görmüyorum mesela sizi yakalayabilecek miyim? Hah, işte yakaladım. Ay değilmiş. Sandalyeymiş. Ay, ay yakaladım. Ay, ay. Ay Şener Bey. Ay ne yapıyorsunuz, üstümdesiniz ya. Kıpırdama buldurcuğum, kıpırdama. Ay. Portakal seçer gibi böyle bir sıkacağım, bir bırakacağım. Sıkıp sıkıp bırakacağım ne? Portakalları. Portakal mı? Ay Zümrüt Hanım gelip görecek ya, ne olur bırakın saçmalama ya. Saçmalama canım, saçmalama. Daha yeni başladık, daha karpuz keseciyorduk. Ne yeni başladık? Ay lütfen beni çok korkutuyorsunuz. Gitmek istiyorum Şener Bey, bırakın beni. Ay. Vallahi hayatta bırakmam. Tam yakalamışken. Şimdi. Şener. Gözde Hanım. Gerçekten
Çok teşekkür ediyorum. Yani bu kötü günümde, restoranımızın satılacağı bu moralsiz günümde gelin Şener Bey. Bari köremi oynayalım da size biraz olsun moral vereyim deyip de beni buraya kadar çağırdınız ve bu oyuna kattığınız için çok teşekkür ediyorum. Ama bu oyun esnasında tabii ki ayağım da tökezlenip de pat diye üstünüze böyle düşünce birdenbire ne olduğunu anlayamadım. Aşkım, sen burada mıydın? Biz de Gözde Hanım'la köre mi oynuyorduk? Benim çok moralim bozuk. Restoranımızın bugün satılacağını ona söylüyordum. Ne? O da bana dedi ki Şener Bey, sizin moraliniz çok bozuk. Gelin bari köre mi oynayalım da size biraz neşe vereyim dedi. Ben de bu arada pat takılıp üstüne düşmez miyim? Ve bu arada da sen gelmez misin? Sen de bizi sanki üstündeyken yanlış anlamaz mısın? Ama aşkım gelmiş. Artık siz gidebilirsiniz çünkü o bana neşe kaynağıdır. Neşelendirin. Siz çekilebilirsiniz. Çekilin. Şener. Efendim aşkım. Çekilin. Demek sen körebe oynuyordun. Evet körebe. Böyle gözler kapanıyor. Öteki oraya gidiyor. Sen onu bulmaya çalışıyorsun. Yol el yordamıyla böyle. Kocacığım. Efendim aşkım. Diyorum ki şimdi ben senin gözlerini sahiden kör etsem. Nasıl? Anlamadım. Yani bundan sonra körebe oynarken daha rahat etmez misin acaba? Ya o zaman gözünü bağlamaya falan da hiç gerek kalmaz. Ne demek istiyorsun mi? Aşkım? Artık açıklama falan yok Şener. Ne var peki? Hadi.